Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. 20. mektup 4. kelime lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün. Hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor: ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de. Pencerelerden seyret, içlerine girme. 5. kelime lehül hamd. Yani hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır. Demek nimetler onundur ve onun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, ey insan, nimetin zevalinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti bi nihayenin semeresidir. Ağacı baki ise meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten 100 derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden 100 derece yapabilirsin. Nasıl ki bir padişah-ı zişanın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde 100 belki 1000 elmanın lezzetinin fevkinde bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Öyle de lehül hamd kelimesiyle, yani hamd ve şükür ile, yani nimetten inamı hissetmekle, yani münimi tanımakla ve inamı düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle nimetten 1000 derece daha leziz manevi bir lezzet kapısını sana açar. 6. kelime yuhyi, yani hayatı veren odur ve hayatı rızık ile idame eden de odur ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine odur ve hayatın âli gayeleri ona aittir ve mühim neticeleri ona bakar. %99 meyvesi onundur. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der: ey insan, hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi Hayy-i Kayyum'a aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder.
ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç bir cihetle senin defteri amaline geçer, sana bir hayat-ı bakiyeyi temin eder, seni ebedi ihya eder. Evet, başa dönelim istersen. Dördüncü kelime lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şimdi bu kelimenin üzerinde biraz durmamız icap ediyor. Lehül mülk. Yerler ve gökler ve içindeki bütün mevcudat, bütün masluat kimindir? Allah'a azimüşşanındır. Şimdi beşerde mülkiyet var. Ama beşerin mülkiyeti zamanla kayıtlı. Bir derece vehmi. Sanki insan dünyada ebedi yaşayacak gibi. O mülkle ebedi hemhal olacak gibi bir halet ruhiyeyi taşıyor. Aslında bir nimetin kemali onun devamındadır. Bu bir kaide. Devamı olmayan şeyde kemal da yoktur yani. Şimdi mülkün Cenab-ı Allah'ın olduğunun izah ve ispatı açık. Ama bunu köylerde, bağ bahçelerde daha güzel görüyoruz. Mesela düşün bir adam ağa, tarlası var, bağı bahçesi var, çayırları var. Diyor ki böyle biraz da ekavirane, burnu da büyük. Şu bahçe benim, şu çayırlar, şu ovalar benim. Peki senin. Adam ağa işte 20 sene, 30 sene ekiyor, biçiyor, kaldırıyor. Sonra 30 sene sonra ölüyor. Emri hak vakı oluyor. Bu sefer oğlu kalkıyor. Diyor ki bu bahçe benim. Sen de görürsün. O da 20-30 sene ekiyor, biçiyor. O da ölüyor. Bu sefer torunu kalkıyor. Bu bahçe benim. Demek hakikat noktasında o bahçe ne dedenin, ne babanın, ne torunun. Bahçe mülk Allah'ın. Çünkü Cenab-ı Hak sultan-ı ezelidir. Ya kayyum-ı ebedidir. Malik ebedidir. Hani denilmiş ya, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Sen de biraz oyalan, oyalanıyoruz. Demek mülkün gerçek sahibi, malik hakkısı kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Biz onun hem mülküyüz hem de memlüküyüz, onun kölesiyiz. O bizi yaratmış. Bizi yaratan Allah, yaşatan Allah, nimetleri başımıza pervaz eden Allah. Hem Cenab-ı Hakk'ın biz mülkünde çalışıyoruz. Evet. Ne diyor bu kelime bakalım? Müjdesi var. Oku bakalım. Ey insan. Bu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Ey insan. Sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. Şimdi bak, insan kendine malik değil. Niye ya? Bak, dişim ağrıyor. Başım dönüyor. Tansiyonum düştü, şeker yükseldi. Madem vücut senin, hadi. Saçların beyazlandı, gözünün feri kalmadı. Bak, insan kendi vücudunda muktedir değil. İnsan vücudunda ortaya çıkan binlerce tasarrufattan haberi bile yok. Ya. Öyle değil mi? Evet. Kendimize malik değiliz. Biz kendi başımıza da kendimizi idare edemiyoruz. Şu insanın vücuduna bakın, işte 70 kilo, 80 kilo. Ama insanın hayatta devam etmesi için taşıdat. Yani Cenab-ı Hak küre yağızı hazırlamış. İşte bağlar, işte bahçeler, işte atmosfer, işte güneş, işte nehirler, işte Allah'ın nimetleri. Bütün bunların taşıdatıyla insan hayatını
devam ettiriyor. Şimdi bunlarda akıl ve mantık noktasından bakınca bunları biz mi müsahhar ettik? Biz mi emrimize tahsis ettik? Develeri, çöldeki develeri insan kendi gücüyle mi kendine müsahhar etti? Güneş bizim emrimize mi tabi? Bağları ve bahçeleri biz esir mi aldık? Hayvanatı biz mi çalıştırdık? Demek ki biz kendimizi idare edemeyiz. Bizim hayatımızın devam ve bekası için Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri insanın emrine musahhar etmiş. Evet. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Şimdi hayatın levazımatı. Hayata lazım olan ne? Her şey ya. Hayata lazım olan her şey. Şu kainat. Bak, şimdi bu levazımatı Cenab-ı Hak takdir etmese, tanzim etmese, bizim emrimize tahsis etmeseydi nasıl hayatı devam ettirebilirdik? Yani bazen böyle latife tarzında ifade ediyoruz. Yarın sabah güneşten bir faks gelse ki artık yeter. Hani en dünyanın en güzel arabasını alıyorsun. 5.000-10.000 kilometrede neye çekiliyorlar efendim? Şu rot balansı ayarı. Kaç milyar seneden beri rot balansı ayarını yaptırmadım. Şöyle 3 ay gelmeyeceğim. Ne işiniz varsa görün. Bak. Her şey, her şeyle merbut. Külli unsurlardan birisi çekilse hayat bitiyor. Her şey alabora oluyor. Evet. İşte Cenab-ı Hak bu kainatı hayatın devam, beka ve kemali için halk etmiş. Evet. Demek o levazımatı biz yerine getiremeyiz. Mümkün değil. Evet. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme, mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme, kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Bezman Hazretleri böyle Safevel abilerden işitmiştim de böyle çok daraldığı zaman Üstad ne diyor? Elleri bağlı 70 yaşındaki bir ihtiyara değil mi? Ordular tecavüz ediyor. Bak, o tazit ve tahakkümün ziyade olduğu zamanlarda Üstad demiş ki ben çok daraldığım zaman lehül mülk diyor. Mülkün sahibi kim? Allah. Ne demek? Halk onun, tedbir onun, tanzim onun, teşkil onun, ya, rububiyet onun. Mülkte hakiki mutasarrıf kimdir? Allah azimşandır. Ben çok daraldığım zaman lehül mülk diyorum. İşte bak, Allah'a teslim. Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder mi? Eder. Demek ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ın esmasından istimdat etmek lazım. Evvela tasavvuf etme Allah kadirdir. Kudreti her şeye yeter. Tasavvuf etme Allah rahimdir. Rahmeti ziyadedir. Tasavvuf etme, endişe etme. Allah hakimdir, hikmetle tasarruf eder. Bak. Demek imandan gelen teslimiyet insana ne yapıyor? İnsanın iç dünyasını firdevsi bir cennete çeviriyor. Karışmam. Yaratan, yaşatan Allah. Onun takdiri güzel, tanzimi güzel, tedbiri güzel, rububiyeti güzel. Bin bir resme ilahiye medar güzellikler var. Biz böyle cüz'i aklımızda değil mi? Yani azıcık irademizle kainata mühendis ve keşraf olarak yaratılmadık. Cenab-ı Hak alemleri yaratırken de bize danışmadı. Bizim fikrimize haşa Allah muhtaç mı? Demek ki Allah'ın halaketi güzel, rezaketi güzel, hikmeti güzel, tasarrufatı güzel, ruhiyeti güzel. Çünkü o güzellerin güzelidir. Evet. Hem der ki
manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. İşte bu. Bakın burada yani teslimiyet müminin dünyasında teslimiyet Firdevs'i bir cennet gibidir. Firdevs'i bir cennet gibidir. Allah'a teslim oluyor. Bitti. Sultan-ı Ezeli, Malik ebedi olan Allah'ın rububiyetinde hikmet var, rahmet var, inayet var, şefkat var, müdebbiriyet var. Nihayet kemalda bir nihayet kemalda bir saltanat rububiyetin tezahür ve tecellisi var. Evet. Ona bırak. Ona bıraktın mı ne olur? Ona bıraktın mı cefa gider. Cefasını cefa değil, gelir. Safasını çek. Cefa gider, safa gelir. İtminan gelir. Benim Rabbim, benim sahibim, benim Halık'ım. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah. Evet. O hem hakimdir, hem rahimdir. Evet. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Evet. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de, pencerelerden seyret, içlerine girme. Yani kafa fenerinle Cenab-ı Allah'ın takdiri, tanzimi ve teşkili hakkında şey yapma. Zihnini bulandırma. Hissiyatını karıştırma. Mülkü sahibine teslim et. O teslimiyetin arkasında Firdevs'i bir cenneti kalbinde, ruhunda yaşatabilirsin. Evet. Beşinci kelime lehül hamd. Yani hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur. Ona layıktır. Demek nimetler onundur ve onun hazinesinden çıkar. Şimdi bu beşinci kelime de bak hamd yani Allah'a şükür ve övgü, yüceltme, teşekkür, efendim nimetlerin sahibi olan kime astır? Allah'a mahsustur, evet. Şimdi beşinci kelime ne diyor? Oku baştan. Lehül hamd, yani hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur. Ona layıktır. Ya, demek hamd, medih, sena, övgü Allah'a mahsus, Allah'a layıktır. Niye? Çünkü yerlerin ve göklerin bütün mahlukatının sahibi O. Hazineler onun. Kudreti mutlak, tasarrufatı muhit. Ya kayyum ezeli, malik ebedi olan Allah'ın ya bakın ya Allah'a hamd ve şükür. Sena ve tesbih bizim görevimizdir. Ya, evet. Hayatın en önemli görevlerinden birisi de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı şükretmek. Allah'a sena etmek. Ya, nimetleri veren O'dur. O nimetleri veren Allah'a karşı nankörlük en adi bir alçaklıktır. Yani. Evet. Demek nimetler O'nundur ve O'nun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. Bakın Cenab-ı Hakk'ın hazineleri daim veriyor. Bitiyor mu? Tükeniyor mu? Bak. Her baharda rahmetin açılışı var ya. Bak. Nasıl açılıyor ya? Allah şu dünya misafirhanesindeki tezinata bak. Sofralara bak. Rahmete bak. İnayete bak. Ya bak. Allah sanatını teşhir ediyor. Rahmetini aşmış bütün mahlukat rahmet-i ilahiden istifade ediyor. Peki Allah'ın hazine tükeniyor mu? Tükenmiyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Her sene, her gün, her an rahmetin namütenahi sonsuz tecellilerini ne yapıyoruz? Görüyoruz, yaşıyoruz. O nimetlerden istifade etmiş oluyoruz. Evet. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki ey insan, nimetin zevalinden elem çekme.
Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti bir nihayenin semeresidir. Ağacı baki ise meyve gitse de yerine gelen var. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri ne oluyor? Bak sürekli işte mesela bahar nimeti, işte Allah ağaçları yaratmış, meyveleri ağaçları, meyve ağaçlarını yaratmış. Bak her sene, her baharda o nimetleri bak, ziyadesiyle tezit ediyor. Gözlere gösteriyor bak. Ölmüş, can suyu çekilmiş o ağaçlara. Mesela Ocak ayında, değil mi? Şubat ayında bahçeye gir, ağaçlar ölmüş, can suyu çekilmiş. Üç ay sonra Allah rahmetin tezahür ve tecellisi. Allah'ın hazineleri bitiyor mu? Bitmiyor. Ya, biri gidiyor, arkasından diğeri geliyor. Yani meyve gitse, arkadan o meyve işte bahar geliyor, kirazları yiyorsun. Bir sene sonra da aynı baharda aynı kirazı yiyor musun? Yiyorsun. Bir de bu ahir zamanın tecelliyatı içerisinde Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu'nda mevsimler farklı. Burada yazken orada kış, orada kışken burada yaz. Dolayısıyla o meyveleri şeyde efendim bugün dünyanın bir ucundan öbür ucuna nimetleri ulaştırma noktasında değil mi? Teknolojinin nimetiyle işte Avustralya'da dünyanın diğer tropikal bölgelerdeki meyveler artık şu anda değil mi? Dünyanın her yerinde satılıyor mu? Her yerde bulunuyor mu? Bulunuyor. Biz eskiden çocukluğumuzda domatesi yerdik. Bir dahaki bahara. Şimdi öyle değil ki. Yaz nimetini kışta, kış nimetini yazda görüyor muyuz? Görüyoruz. Demek bu kıtalardaki farklılıktan dolayı teknolojinin himmetiyle Cenab-ı Hak o şeyleri, nimet sofralarını önümüze açmış. Bunlar bitiyor mu? Tükeniyor mu? Evet. Sonu geliyor mu? Gelmiyor. Evet. Demek bir rezak hakiki, bir nimeti daimi var. Kainat durdukça, devam ettikçe o nimetler bize geliyor. Demek insanın Allah indindeki kadri ve şerefinden, itibarı ve keyfiyetinden dolayı Cenab-ı Hak bütün nimetleri insanın başına bağlamış. Hamdülillah. Evet. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten 100 derece daha ziyade lezzetli bir iltifat-ı rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden 100 derece yapabilirsin. Yine burada da çok önemli bir ölçü veriyor. İşte hayvan bahçeye gider, otlar yer, çeker gider. Ama insan aklı var. Nimetlerin sahibi kim? Veren kim? Yaratan kim? Sofraları seren kim? Bak. Şimdi burada nimetin arkasında Allah'ın iltifat ve rahmetini görmek. Hamd ile şükür ile Rahman'ın iltifatını tezekkür ve tefekkür etmekle o nimetin kadri ve kıymeti birden 1000 derece yükselebilir. Bu noktada müminin müteyakkız ve uyanık olması icap eder. Yani düşün mesela Fatih Sultan Mehmet hayatta olsaydı, seni huzuruna kabul etse, çıkarken de iltifat etse, sana güzel bir su kabı, bir vazo hediye etse, bak alsan getirsin eve, bak sakın kimse buna parmağını vurmasın. Bundan su içilmeyecek, süt konulmayacak. Çocuklar elini atmayacak. Bu Sultan Fatih'in hediyesi olarak kıyamete kadar benim torunlarım bak bunu şey muhafaza etsin. Müzelik, antika bir eser gibi ta kıyamete kadar insan ne yapmak istiyor? Saklamak istiyor. Bak Fatih'in iltifatı. Fatih de senin benim gibi bir insan. İnsan. Allah'ın iltifatı. Sultan-ı Ezeli'nin Malik-i Ebedi olan Allah'ın iltifatı. Şu meyveler.
şu bağlar, şu bahçeler. Şimdi bu noktayı nazarla insan baktığı zaman, bak, nimeti gönderen kim? Yaratan kim? Bu sofrayı istifademize açan kim? Bu manayı derin düşünceyle, tefekkürle böyle alemimize nakşettiğimiz zaman, o zaman o meyvenin lezzetinden 1000 derece daha önemli Cenab-ı Hakk'ın rahmetin iltifatını düşünüp o nimetin lezzetini birden insan 1000'e çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Tefekkürünün boyutu nispetinde. Bak, Allah'a tazim, nimetlerin ve kadri ve kıymetini bildiği nispette o nimetin Allah'tan geldiğini, bize iltifat ve ikram olduğunun, şuurunun keskinliği insanın manen, keyfiyeten lezzetlerin lezzetine yükseltebilir mi? Evet, yükseltir. Evet. Nasıl ki bir padişah-ı zişanın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde 100, belki 1000 elmanın lezzetinin fevkinde bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Şimdi burada tabii Allah indinde insaniyetin itibarı ve kıymetini de düşünmek gerektir. Bakın, sofranın tenevvüü, nimetlerin büyüklüğü, sofraya iştirak eden zatın keyfiyeti, kadir ve kıymetiyle ölçülür. Bu bir kaydedir. Yukarı köyden aşağı köye inen bir insan köye geldi. Selamun aleyküm selam. Oturdu, sohbet etti. Ne yapıyorsun? Şehre gideceğiz. Tam öğle vakti ya. Şurada bir namazı kılalım. Sonra bizim eve gidelim. Hani Anadolu'da peynir ekmek, hazır yemek ne varsa beraber yiyelim. Bak. Şimdi gelir adam, hatun misafirimiz var, yol ver. İçeri girerler, ne varsa hazır yemek, Allah bereket versin. Bakın, yukarıdan aşağı indiği zaman bu işi kan temizlemez. Ya da getir kuzuyu keselim, kebap yapalım değil. Ama dünyaca itibarlı bir insan gelse, o zaman bu işi ne temizler? Kan temizler, getir sofralar, kur. Bak, ya. Şimdi bakın, kainatta Allah'ın muhatabı, halili, dostu olacak keyfiyette mümin yaratılmış. Şimdi soframıza bakın ya. Bak, çok hayvan tikenliyor. Saman. Ne tadı var, ne tuzu var. Çalı. Pisliğin içerisinde yaşayan hayvanlar var. Tavaddi eden hayvanlar var. Bakın şimdi bizim soframız. Bu sofrada nasıl bir iltifat var ya? Nasıl bir ikram var? Hayvan ağzını yiyor, sen elini yiyor. Bütün nimetleri Allah bizim başımıza bağlamış. Bu insanın manevi konumunu gösteriyor. Allah indindeki kadri ve kıymetini, itibar ve şerefini göstermiş. Şimdi bu nimetlere karşı böyle insan hayvan gibi yese işte. Ya o rahmete karşı nasıl bir nankörlüktür. Onun için iltifat-ı şahane. Cenab-ı Hakk'ın iltifatı küllidir. Her şeye kamede kıymetin nispetinde iltifat var. Yokluktan varlığa çıkmak bir iltifat mıdır? Elbette bu. Hayret atmak bir iltifat-ı ikram mıdır? Ama bütün ikramların en büyüğü, en şereflisi, en kıymetlisi insaniyete tahsis edilmiş. Dolayısıyla o nimetlerden dolayı Cenab-ı Hakk'ın şahane iltifatını hissetmek. Allah o sofralarla sana iltifatını ihsas ettiriyor, ya ihsan ediyor. Ta ki insan Allah'a karşı hamd etsin, sena etsin, nimetlerin sahibi Allah olduğunu bilsin. Evet. Öyle de lehül hamd kelimesiyle, yani hamd ve şükür ile
Yani nimetten inamı hissetmekle. Yani münimi tanımakla ve inamı düşünmekle. Yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle nimetten 1000 derece daha leziz manevi bir lezzet kapısını sana açar. Şimdi bu da önemli tefekkür noktasından durulması lazım gelen bir şey. Şimdi sofrada bir salonda oturuyorsunuz, kapı açıldı, bir sofra geldi. Anadolu tabiriyle bir sini içerisi top dolu geldi, masanın üzerine konuldu. Bu ne? Bu inam. İnamın arkasında ne görünüyor? Mün'im. Kim bu sofrayı hazırladı? Kim bu sofrayı tahsis etti? Kim bu sofrayı bize ikram etti, gönderdi? Bak. İnamdan mün'imi, nimetin sahibini düşünmek. Şimdi bir elma ağacının yanına git, bir kayısı ağacının yanına git. Yani bir dut ağacı, şeftali ağacı, tepsi, ağaç bir tepsi gibi. Başında ne var? Meyveleriyle sana tebessüm ediyor. Bunlar ne? İnam. Peki mün'im kim? Ağaç da. Yontulmamış kaba kereste. Ağaç. Ağaç insanı bilmez. Ağaç insanın midesinden haberi yok. Ağaç insana şefkat ve merhamet etmez. Yontulmamış kaba kereste insanı bilir mi? İnsana acır mı? İnsana şefkat eder mi? İnsanın ihtiyacının ne olduğundan haberi var mı? Yok. Demek inamın arkasında mün'imi, o nimet inamın sahibi olan Allah'ın rahmetini, iltifatını, şefkatını düşünmek. Benim Rabb'i Rahim'im, benim Rezzak-ı Kerim'im, şu bağ ve bahçeleri benim ihtiyacım için bir sofra olarak yaratmış. Mütenevvi sofralar, çeşit çeşit. Tadı ayrı, kokusu ayrı, rengi ayrı, böyle bakıyorsun. Ya onu yemekten 1000 derece daha leziz, manevi bir lezzetin kapısını da o sofralar insanın tefekkürünü açar mı? Evet, açar. Evet. Şener abi, bu hamd ile şükür bazen böyle tam olarak şey yapamıyoruz, tefrik edemiyoruz. Hamd ile şükür arasında nasıl bir şey var? Yani gerçi aşağıdaki cümlelerde biraz izah ediyor ama böyle nasıl tefrik edebiliriz hamd ile şükrü? Yani tabii şükrün çok tabakatı var, mertebeleri var. Risale-i Nur'da bu konu birçok yerde ifade edilmiş. Mesela şükrü örfü. Şükrü örfü. Hamdin şubelerinden birisi. Hamd kelimesi daha şümülü var. Hamdin şubelerinden birisi şükrü örfüdür. Şükrü örfü nedir? Mesela insan için şükrü örfü nedir? Cenab-ı Hakk'ın sana bahşetmiş olduğu nimetleri. Şükrünü ifa etmek. Yani mesela Cenab-ı Hak sana lisan vermiş, beyan vermiş, nutuk vermiş bak. İnsanı bütün hayvanlardan ayıran mümeyyiz özellik konuşuyorsun ya. Kelam vermiş, kelam. İşte bu ağzının, şu lisanın şükrüne önce Allah'ı tesbih, Allah'a hamd, Allah'a zikir. Allah'a medih ve sana. Başka hakkı terennüm etmek. Hakkı Kur'an'ı anlatmak. Başka yalan söylememek. Gıybete girmemek. İnsanlara iftira etmemek. Saygısın. Gözün şükrü. Sanat-ı ilahiyeyi, Kudret-i Rabbani'nin tecellilerini tefekkür etmek. Bak Allah'ın saltanatına. Bak. Dikkat-i ibrette bak. Allah'ın sanatına bak. Aklın şükrü tefekkür. Gözün şükrü temaşa. Dilin şükrü Allah'a hamd ve tesbih.
ve hakeza. Demek bu cihette her azanın, her azayı Kur'an'ın emrettiği sahada tahsis edip kullandığımız zaman şükür örfü ifade edilmiş oluyor. Sena'da da daha ziyade lisani medih öne çıkıyor yani. Yani yerde ve gökte, arşta fecde senaya layık olan kimdir? Allah'tır ya. Niye? Mülkün sahibi o. Kudret mutlak, ilim mutlak, tasarruf mutlak. Yani bin bir esma ile muttasıf olan bir zat. Nihayet kemalda bir cemal ve nihayet cemalda bir kemal sahibi olan Sultan-ı Ezeli, Malik-i Ebedi olan Allah'a. İşte görevimiz ibadettir, şükürdür, tesbihdir, Allah'ı tazimdir, Allah'ı medih ve sena etmektir. Çünkü nimetler O'nundur, hazine O'nundur, sofralar O'nundur, ikram O'nundur, iltifat da O'nundur. Evet. Baştan alayım mı, altıya geçeyim mi abi? Siz bilirsiniz. Altıncı kelime oku. Yuhyi, yani hayatı veren O'dur. Ve hayatı rızık ile idame eden de O'dur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine O'dur. Şimdi burada bakın, birbiri içerisinde tefekkür noktasından üç önemli mesaj var. Hayatı veren kim? Allah. Hayatı yaratan Allah. Peki hayatın devamı için ne lazım? Hayatın idamesi, devamı için ne lazım? Rızık lazım. Peki bir de hayatın levazımatı. Hayatın levazımatı. Şimdi bunu biraz daha düşünmek lazım değil mi? Hayata ne lazım? İşte derin düşünce, tefekkür. İnsan hayatını bir proje gibi düşün, böyle hayalen. İnsanın yaratılması. Cennetten Hazreti Adem inecek. Nereye inecek? Küre-i arza. Ayağını nereye basacak? Yani hayatı böyle bir robot gibi düşün. Yani böyle bugün tasarım mühendisi var ya. Tasarım mühendisi gözüyle bak. Hayatı robotta kıyasa girmez de, fakat zihne yaklaşmak için konuşuyorum. Şimdi Hazreti Adem cennetten inecek. Nereye inecek? Ayağını nereye basacak? Bu bastığı yer 1 metrekare bir yer mi olacak? Bastığı yer ne? Dünya. Hayata dünya lazım. Başka? İnsan projesi. Allah hayatın, Allah'ın sanatını temaşa etmesi, görmesi için Allah insana ne vermiş? Göz vermiş. Yani göze ne lazım? İşte güneş. Buruna lazım kokular alemi. Kulağına ne lazım? Sesler alemi. Dile ne lazım? Tatlar alemi. Yumruk kadar mideye ne lazım? Bağlar, bahçeler, nimetler. Ciğerlere ne lazım? Atmosfer. Bak. Hayatın levazımatı eşittir bütün kainat. Bütün kainatın nokta isnadıyla, Allah'ın halakiyetiyle, rahmeti, inayet, lütuf ve keremiyle hayatın bütün levazımatını hazırlayan, ikram eden, önümüze seren kimdir? Ya, Rahman ve Rahim olan Allah'tır ya. Hayatına lazım ya. İsmi Şafi noktasından bak. İsmi Hakim noktasından bak. Beşerin ilmi, teknoloji, istat ve kabiliyetinin açılımı noktasından bak. Demir. Sanayinin esası, kayyum değerine demir. Demir hayvanata ne lazım? Bakır hayvanata ne lazım? Kurşun hayvanata ne lazım?
o kimyevi maddeler hayvanata ne lazım? Keresteler, Allah, ağaçlar, bağlar ve bahçeler. Bütün bunlar hayatın kemal ve devamı için Cenab-ı Hak bunları ne yapmış? İhsar etmiş, hazırlamış. Şimdi bunu büyüttüğümüz zaman, bak insan sosyal bir varlık. Ne lazım? Tek olsaydı bak. Hazreti Adem tek yaratıldı ama hemen arkasında değil mi? Havva annemiz. Hayatın devamı, neslin devamı, neslin kemali, istad-ı insaniyenin açılımı ve inkişaf etmesi. Bak. Tek kelimeyle hayata kainat lazım. Ya, kainat hayatın lazımı. O lazımlarla insan ne yapıyor? Ancak ayakta durabiliyor. Peki hayatı veren Allah, rızkı yaratan Allah, hayatın levazımatını ihsar eden de Allah ya. Ya hayata su lazım ya. Su. Allah suyu yaratmış ya. Hayata ışık lazım. Allah Allah. Allah güneş yaratmış. Hayata atmosfer lazım. Bismillah. Teneffüs edeceksin. Say gitsin lazımlar bak. Binlerce, yüz binlerce lazım değil mi? İşte insanın fıtratındaki camiyete cevap verecek şekilde ilmi ezel. İlmi ezel. Her şeyi Cenab-ı Hak hikmetiyle ezelden tanzim etmiş, tertip etmiş. Hayatın emrine tahsis etmiş. Peki bu böyle. Hayatın levazımatı böyle. Yani insan 80-90 kiloluk bir insan bu kainatın tahşizatıyla dağlar, bağlar, güneş, su, hava, atmosfer, yağmur, rahmet, bütün mahlukat, bütün nimetler ile hayat ayakta duruyor. Bu kadar kıymetli bir hayatın, elbette hayatın binlerce fevkinde bir görevi, bir sorumluluğu olmasını da hikmet ve hakikat iktiza eder mi? Eder. Dolayısıyla hayatın meyvesine ders oraya geliyor değil mi? Bu kadar levazmat, bu kadar takdirat, bu kadar tanzimat, bu kadar masraf. Peki hayatın lazımı ne? Allah hayatı niye verdi? Hayatın meyvesi kime ait? İşte hayat marifet için yaratıldı. İnsan Allah'ı bilmek için halk edildi. Nimetler bu cihette insanın başına bağlandı. Hayatın %99 meyvesi kimindir? Allah'ındır ya. Çünkü insanı yaratan Allah, yaşatan Allah. Demek hayatın fevkinde bir gayesi olmak iktiza eder. O gaye nedir? İşte insan marifet ve ibadet için yaratılmış. Eğer marifet ve ibadet olmazsa bu maliyetler, bu ikramlar, bu ihsanlar ne oldu? O zaman insan bak kainatın en nankör mahluku olur. Allah'ı bilmezse, Rabbini tanımazsa, bu nimetlerin sahibine karşı gafil yaşarsa ya, cürmü büyük olur. Cürmü küçük, zulmü büyük olur. Evet. Bu ders devam ediyor. Haftaya isterseniz yine bu 6. kelimenin evet, üzerinde duralım. Burada keselim isterseniz. İnşallah haftaya 6. kelimeden bir daha tekrar başlayalım. Tamam. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin. Hüseyin abi. Şener abi hizmet rehberinden okuyacak mıyız abi? Okumak iktiza eder ama Hüseyin Hoca varsa okuyalım. Yoksa Kazım Hoca yok mu? Kazım Hocam da yok herhalde. O zaman... Evet. Dersi o zaman şey yapalım. Bitirelim abi o zaman.
bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.